Şu kadarcık el kadar bir dilim ekmek 1 lira. Zam yapmadık diyorlar. Boyutunu gitgide küçültüyorlar. Yakında dilimle satarlar. Bir şişe bira da 7 lira 8 lira. Gitgide artıyor. Ya maliyeti ne bunların maliyeti? Bira, ekmek ve bulgur yapmayı öğrenmeliyiz. Bulgur neden önemli? Ekmek ile bira arasındaki bir işlemdir yani. Elimiz alışsın. Çünkü bira yapmak biraz deneyim, ustalık istiyor. Ben size en başından en temellerini anlatacağım. Bu giriş videosu. Daha ileride daha profesyonel, daha ayrıntılı bira yapma yöntemlerini öğreteceğim size. Zevklidir. Ucuza mal edersiniz. Bira mayası çok önemlidir. B12 iğnesine ve haplarına gerek duymazsınız. Önce ekmek yapmayı öğrenelim. Çünkü bira sıvı ekmektir. Aralarında hiçbir fark yok. Önce neler gerek bir edinelim. Madem hobimiz bizim, hobi için neler gerek onlara bakalım. Önce değirmen taşı almalıyız. Şu el taşı. Hububat satan köylülerin alışveriş yaptığı yerlerde bulabilirsiniz. Köylü de kalmadı ya, bulursunuz değirmen taşını. Değirmen taşıyla ileride zeytinyağı da sıkabilirsiniz. İkinci gereksinim maya, ekmek mayası. Ekmek mayası ve bira mayası aynı şeydir. Sadece bakteri kültürü, bu kadar basit. Bu mayayı reçele, yoğurda, kefire koyup tüketebiliriz. B12 ve protein kaynağıdır. Vejeteryanlar B12 eksikliği çekenler tüketebilir. Bunu geçelim. Zeytinyağı ekmek için ve bir takım fermantasyon kazanları, fırın bunlar lazım. Bira ve ekmek her türlü tahıldan olur. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi. Bulgur ise sadece sert buğdaydan olur. Biranın ekmekten farkı fermantasyona uğraması ve şerbetçi otu girmesi. Eğer şeker eklemez isek, suyunu fazla koyar isek alkolsüz olur. Bir B12 kaynağı olur. Ekmek yapmaya başlayalım. Karışık tahıl öneririm. Çavdar, yulaf, buğday, arpa gibi. Hepsini yıkayın, eleyin ve değirmen taşında un haline getirin. Unumuzu su ile yoğurup mayasını kattıktan sonra mayanın etkilenmesini bekleyeceğiz. Etkileşime girecek. Mayayı fazla koyarsanız poğaça olur. Aile boyu poğaça. Hamurun içine zeytinyağı ve ceviz koymanızı öneririm. Yumurta da koyabilirsiniz. Bu ayrıntıları öğrenirsiniz. Yaşlılardan sorun basittir. Mayasız da ekmek yapabilirsiniz. Yahudiler yapıyor veya işte mayasız ekmek türleri, lavaş türleri var. Az bir maya işimizi görecektir. Maya bir bakteri kültürüdür. Sıcak suyun içine koyduk mu zaten ürer, çoğalır. Fırınladık mı ekmek elde ederiz. Bu kadar basit. Bulguru yapmak için önce sert buğdayı haşlayacağız kazanda. Demek ki bir kazan lazım. Daha sonra kurutacağız güneşte ve serin yerde. Daha sonra el değirmeninde kıracağız. Un haline getirmeyeceğiz. Bir daha güneşleteceğiz. D vitamini alacak. Bunun için faydalı bir de. Bu kadar. Gelelim bira yapımına. Bunu başlamadan önce 1-2 ay ekmek yapmalıyız çeşit çeşit
ve bulgur elde etmeliyiz ki elimiz alışsın. Birayı da diğer tahıllardan elde edebiliriz. Ancak arpa en ideali. Taze arpa kullanın. Önce malt elde etmeliyiz. Malt şu. Arpayı işte yıkıyoruz, ayıklıyoruz. Onları söylememe gerek yok. 35-40 derecede sıcaklıkta biraz bekletip güneşlendirdikten sonra, çok güneş değil tabii, filizlendiriyoruz. Çünkü tohum, arpa tohumu yaşayan bir organizmadır. Belli sıcaklıkta filiz atar. Bunu elde ettikten sonra, kuruttuktan sonra belli bir kısmını fırınlıyoruz. Yani kavuruyoruz fırında. Bunları deneye deneye bazı arpaları feda ede ede öğrenirsiniz. Oranları kendiniz çıkartırsınız. %10'unu kullanabilirsiniz. Kavurabilirsiniz. O biranın acılığını, ekşim tıraklığını bu malt veriyor. Kavrulan bu malt verir. Bira maltını elde ettikten sonra el değirmenimizde öğütmüyoruz, kırıyoruz. Eğer un haline gelirse yüksek düzeyde şeker ve alkol oluşur ve bulanık olur. Aynı bulgur yapar gibi kırıyoruz. Kırdıktan sonra bez bir torbanın içine koyup 75 derecede belli bir süre sıcak suya maruz kalıyoruz, kimyasal işleme giriyor. Elde ettiğimiz sıvıya şerbetçi otu ve ekmek mayası koyarak belli bir süre kaynatıyoruz. Daha sonra yaklaşık 15 derecede kapalı bir kap içinde bekletiyoruz. Yaklaşık 10 gün, 15 gün. Bunu deneyerek öğrenebilirsiniz. Kimyasal işleme giriyor. Bakınız, burada hiçbir katkı maddesi kullanmadık. Arpa maltı, şerbetçi otu ve ekmek mayası kullandık. Eğer şeker kullanırsak yüksek alkol oluşur. Yani o şat bira dedikleri bu. Dikkat etmemiz gereken şu, şarap yaparken nasıl yapmıştık? İçeriden dışarıya hava çıkışı olacak, dışarıdan içeriye hava girişi olmayacak. Yani kazanımızın içinden bir havalandırma borusunu su bardağının içine koyarız ve karbondioksit çıkışının bitmesini bekleriz. Tüm bu işlemler bittikten sonra sıvıyı süzerek şişeliyorlar. Ama bu ticari. Benim size önerim ya çelik bir fıçı küçük veya meşe bir fıçı. Bunun içine doldurun ve bir süre daha bekletin. Bir hafta filan. Biranız içime hazırdır. Hangi malzemeleri kullandık? Değirmen taşı, arpa, şerbetçi otu, su ve ekmek mayası. Eğer şeker koyarsak alkollü bir bira elde ederiz. Alkol derecesi yüksek olur. Tüm bunları deneye deneye ustalaşırsanız zor değil. Ben en fazla bir çuval arpayı mahvettim. Öyle öğrendim. Kesinlikle zor değil. Hazır bira kitlerini kullanmayın. Size gerizekalı muamelesi yapıyorlar. Hazır mayalar satıyorlar. Hazır şerbetçi otları, hazır kitler. Ne anladım? Ha gitmişim markete vermişim. Ha hazır bira üreticilerine vermişim. Bira ve ekmek aynı şeydir. İkisini de üretebiliriz. Eğer sıvısını, suyunu fazla koyarsak alkolsüz bira elde ederiz. Yüksek B12 ve diğer besin maddelerini elde etmiş oluruz.